Değerli izleyenler, günaydın, iyi hafta sonları diliyorum. Ben Ayşenur Asuman Uğur, TVNET ekranlarında Sağlık Raporu programıyla her hafta sonu sabah 9'da olduğu gibi tekrar sizlerle birlikteyiz efendim. Bugün aslında merak edilen bir konuyu, özel sağlık sigortalarını, genel sağlık sigortasını, yani devletin sunduğu sigortaları ve özel sektörün sunduğu sigortaları konuşacağız. Ama ağırlıklı özel sigortaları konuşacağız. Şimdi biliyorsunuz, genel sağlık sigortası kapsamıyla devletimiz tüm vatandaşları sağlık güvencesi sistemini almış durumda. Tabii ki de özel şartları var. Hani çalışıyor olmanız gerekiyor, prim ödenmesi gerekiyor ama doğuştan itibaren devletin verdiği bir güvence var. Öte yandan insanlar çalıştığı için genel sağlık sigortalı elbette ki ama devletin verdiği sağlık hizmetini ekstrasını almak isteyenler, özel sağlık hastanelerde devletimiz de oldukça artık hizmetlerinde kaliteyi önemsedi ve hizmet daha kısa sürelerde hizmet alabiliyoruz. Devlet çok daha iyi sağlık hizmeti veriyor eskiye oranla ama bazı özel hastanelerden, bazı A+ dediğimiz A grubu hastanelerden hizmet almak için ya cepten sağlık hizmetinizi karşılıyorsunuz ya da özel sağlık sigortası kapsamındaysanız oralardan belki daha konforlu, daha hızlı ve daha yüksek sağlık teknolojisini kullanarak hizmet alabiliyorsunuz. Bunun için de tabii özel sağlık sigortalı olmanız gerekiyor. Özel sağlık sigortasına çok mesafeli olanlar var. Oldukça sıcak duranlar var. Yıllardır özel sağlık sigortam olmadan ben yaşayamam diyen insanlar da var. Bazı konularda hassasiyeti yüksek olan insanlarımız var ve şu anda son rakamlara göre 3.800.000 özel sağlık sigortalı Türkiye'de var diyebiliriz. Eskiden özel sağlık sigortacılar sayının azlığından yakınırdı. Şimdi sayı gitgide artıyor ve her yıl %25 oranında bu sayının artması hedefleniyor. Tabii ki tamamlayıcı sağlık sigortası da var. Son yıllarda özel sağlık sigortalarının biraz şemsiyelendi, biraz dallandı ve tamamlayıcı sağlık sigorta dediğimiz bir kavram da çıktı. Bu da özel sigorta kapsamında yapılıyor ama hem daha ucuz olması poliçelerin hem de devletle anlaşması olan hastanelerde devlete verilen aradaki farkı tamamlayıcı sağlık sigortalarının karşılaması nedeniyle bazı insanlar kısmen tamamlayıcı sağlık sigortası da olarak sağlık hizmeti almaya çalışıyorlar. Sözü çok fazla uzatmayalım ama neden sağlık sigortası yaptırmalıyız ya da yaptırmamalıyız? Kiminin de işine gelmiyor. Bunları biraz deşelim. Tercih sizin tabii. Çünkü 3.800.000 sigortalı var demek toplumun yüksek oranda ve her geçen gün artan oranda özel sağlık sigortalarına ilgi duyuyor demesi gerek. İlgi duyduğu anlamına geliyor. Değerli bir konuğum var stüdyomuzda, özel sağlık sigortaları yöneticisi ve uzmanı. Kendisi uzun yıllardır bu sektörde. Nadia Güher, kıymetli arkadaşım, bu pazar sabah sağlık raporunda konuğum. Hoş geldin Nadia. Hoş bulduk Asuman. Günaydın. Şimdi özel sağlık sigortaları benim de var yıllardır. Ben de ödüyorum. Biraz hani sigorta benim için önemli. Hani devletimizin verdiği imkanlar var. Çok şükür eskiye göre. Çok daha hızlı, çok kesinlikle daha konforlu, kaliteli otelcilik hizmetiyle de, sağlık teknolojisiyle hizmetimizi daha iyi alıyoruz ama kendimize başka bir şekilde bir güvence de arıyoruz. Kesinlikle. İstediğim hastane, istediğim zaman, istediğim doktora, özellikle bu da önemli, istediğim doktora gideyim istiyorum. Özel sağlık sigortaları da burada en azından benim için avantaj sağlıyor. Genel sağlık sigortası şemsiyesinde zaten devletimizin vatandaşları ama bunun yanında özel sağlık sigortasıyla da hayatına yön veren, sürdüren var. Sağlık güvencesi altına kendini alan var. Nadia, şimdi öncelikle şunu söyleyeceğim izleyicilerimiz. Sen Suriyelisin. Şimdi evet, biliyorsun yıllardır Türkiye'de bir Suriye meselesidir. 3 milyonu geçti şu anda Suriye'den. Evet. İç savaş nedeniyle evet, ülkemize gelen vatandaşımız sayısı ama sen Türkiye'de doğdun, büyüdün. Evet. Belki söyleyeceğin birkaç cümle vardır diye düşünüyorum. Bu konuda hassas olduğunu, Suriye'de akrabaların olduğunu ve akrabaların bir kısmının orada kaldı ve buraya gelenler olduğunu da biliyorum. Birkaç cümleni alabilirim herhalde. Tabii son dönemde yaşanan olaylar çok üzücü Asuman. Burada yaşıyoruz ama duygularımız oradaki insanlarla bir. Tabii akrabaların bir kısmı hala orada, bir kısmı burada. İsterdim ki böyle bir süreci yaşamayalım. İsterdim ki aslında genç kuşak da orada kalsın ve mücadele etsin. Fakat maalesef herkes çoluğunu, çocuğunu, yakınını düşündüğü için bir kısmı buraya geldi. En kısa sürede umarım bu durum düzelir. Çünkü gerçekten çok üzücü. Şu an bizim içimizde olduğumuz durum da çok iç açıcı değil biliyorsun. Oradaki insanlar her gün bu duruma maruz kalıyorlar. O yüzden çok zor bir şey.
Üzülüyorum ama inşallah, umut ediyorum. Umutlarımızı bir kenara bırakmıyoruz. Düzelir diye bekliyoruz. İnşallah. Yani bu konuda söyleyeceklerin açıkçası duygularını almak evet, istedim. Evet. Hassas olduğunu da biliyorum. İnsanın canı ciğeri, akrabaları bir şekilde kan bağı olan insanlar oradaysa aklının bir kenarı her zaman orada bir yerde kalıyor. Ve maalesef diğer terör olayları da bizi buradayken canımızı yakıyor. Hani bu durumda nasıl düşünelim? Özel sağlık sigortasını diyeceğiz ama hayat devam ediyor ve sağlık güvencesi en önemli şey. Yani seçimleri kazandıran büyük ölçüde dünyada, Amerika'da dahil kesinlikle, sağlık güvenceleri devletin sunduğu imkanlardır. Baktığında sağlık en önemli, oy getiren de aslında çalışmalardan biri, alanlardan biri. Peki. Sen özel sağlık sigortası uzmanısın. Yıllardır bu işi yapıyorsun. Geçmişte tabii çok azdı, çok lükstü. Özel sağlık sigortası olan bir kenardaydı. Sosyoekonomik seviyesi yüksek insanlar, entelektüel seviyesi belki yüksek insanlar özel sağlık sigortası yaptırır derdik ama ben de eski sigortacı olduğum için biliyorum artık o profil oldukça değişti. Bir kere şirketler çalışanlarına özel sağlık sigortası yapmaya başladı. Birçok büyük kurumsal şirket bu işe girdi. Kurumsal sigortalar yaptırıyor. Bireysel olarak da bu sayı oldukça arttı. Biraz geçmişten bugünümüze bir ışık tutarsan çok sevinirim. Tabii aslında 90'lı yıllarda artık trend olan bir şey özel sağlık sigortası. Yavaş yavaş öğrenilme ve duyulmaya başlayan. Tabii Türkiye'de global şirketlerle beraber grup sigortalarının gündeme gelmesiyle oradan ayrılan, yani diyelim ki o şirketlerden ayrılıp normal bireysel hayata devam eden insanların da neden benim normal özel sağlık sigortam yok diye başladığımız bir yol aslında bu. Özel sağlık sigortası niye yaptırılmalı aslında? Ondan biraz bahsetmek istiyorum Asuman. Evet, bugün devlet güvencesindeyiz. Genel sağlık sigortası var. Tüm vatandaşlarımızı da güvence altına alıyor belki ama bu bir destek sigorta aslında. Ulaşılabilir bir sağlık sigortası, özel sağlık sigortası. İstediğiniz zaman hastaneye arayarak, randevu alarak hastaneye gidebiliyorsunuz. Genel sağlık sigortasında da bunu yapıyorsunuz belki ama biraz süreçler uzuyor orada. Akabinde çünkü yaptıracağınız bazı tetkikler oluyor. Daha sonra belki ameliyata karar veriliyor, yatışınıza karar veriliyor. Bu süreçlerin hepsi özel sağlık sigortasında daha hızlı. Yani konfor daha farklı ve fazla. Bu yüzden insanlar aslında özel sağlık sigortası yaptırmaya başladı. Bunun dışında tabii bir takım torba yasası vesaire gibi değişikliklerle bazı hekimlerimiz devletten özele geçti. Tabii şu anda yine kurum ve kuruluşlarda çok iyi hekimlerimiz var. Ama insanların tercihleri artık hastaneye gideyim herhangi bir hekimle görüşeyim değil. Tam tersi hekimin geçmişine bakarak bir tercihte bulunuyorlar. Hekimin CV'sine bakıyorlar. Geçmişine bakıyorlar ve ondan sonra tercihe edip o hekime tedavi oluyorlar. Böyle bir sürecin içine girdik artık. O hekimlerin bir kısmına belki çok yüzde hani 70-80'ine de özel sektörde ulaşabiliyorsunuz. Evet. Böyle de bir gerçek var herhalde. Böyle de bir gerçek var. Tabii üniversitede ya da devlette de çok iyi hocalar var. Yine devam ediyorlar. Ama öncelikle biliyorsunuz oradaki tedavi şekli uzmanlarla gidiyor. Daha sonraki süreçlerde profesöre ya da doçentlere ulaşabiliyorsunuz. Fakat özel hastanelerde, özel sağlık sigortasında direkt olarak hangi hekimden randevu almak istiyorsanız o hekime tercih ederek gidebiliyorsunuz. Böyle bir avantajı var. Devlette de tabii gittiğinizde bakıyorsunuz işte o günkü poliklinikte hangi hekimler var seçiyorsunuz ama belki hiçbirini tanımadan içlerinden birini seçiyorsunuz. Özelde tamamen çok daha farklı inisiyatif kullanarak bunları seçme şansınız var. Çok tabii doğru. Özel hastanelerinde özellikle bizim A-plus dediğimiz A grubu hastanelerin gelirleri, hastane gelirlerinin sen daha iyi belki o rakamları verirsin ama cepten ödemeler ve özel sağlık sigortalı hastalarla döner A-plus dediğimiz hastaneler. Tabii. Kısmen B grubu dediğimiz hastanelerde yani devletle anlaşmalısı olan SGK anlaşmalı ve üstünün farkını vererek vatandaşın hizmet aldığı hastanelerde de çok iyi hocalarımız var, hekimlerimiz var. Teknolojiye onlar da yoğun yatırım yapıyorlar. Çünkü teknoloji de günümüzde çok aradığımız tercih nedeni bizim sağlık hizmeti alırken. Cihazının özelliği, markası, güncel olması, yeni olması. Bu süreçler, bu hastanelerde özel sağlık sigorta anlaşmaları var ama şunu soracağım. A grubu hastanelerin, tekrar ona döneyim, yüzde kaçı sigortalı hastalardan, özel sigortalı hastanelerden gelirlerini elde ediyor? Nedir oran?
Aslında bu hani ortalama bence şu andaki oran %80'lerde diyebiliriz. Cari hastaları da var. Aslında hiç özel sağlık sigortası yaptırmayıp cepten ödeyen belli bir kesim de var Türkiye'de. Hı hı. Ama büyük olasılıkla şu son dönemlerde neredeyse bu hastanelerin SGK dışında anlaştıkları branş dışında neredeyse %80'i özel sigortalarla dönüyor. Bu büyük bir rakam. Ve bu sayıda biraz önce senin telaffuz ettiğin gibi sigortalı sayıları gitgide artmaya başladı. Özellikle bu sene %24.6'lık bir artış var 2015'in 2016 kıyaslamasını mevcut yaptığımızda. Mevcut rakam üzerinden. Bu sene henüz daha kapanışlar belli olmadı. Tamamlayıcı sağlık sigortasında neredeyse %64'lük bir artış var. Bu da önemli bir rakam. Onun dışında yabancı sağlık sigortası da işte %25'lerde artış oranında. Yavaş yavaş artıyor. Özel sigorta talebi artıyor. Peki aslında niye artıyor? Bunu da evet. Beklenenin altında artıyor. Hani beklediğimiz bir artış oranı değil aslında bu. Ama devletin çok desteklemediğini söyleyebilir miyiz şimdi? Yani mesela bireysel emeklilik sistemi devlet zaten artık destekliyor. Bu aleni bir şekilde zaten zorunlu oldu birçok yönüyle. Ama özel sağlık sigortası için aynı şeyi söyleyemeyiz. Onu bir hani herhalde vurgulamakta fayda var diye düşünüyorum. Çünkü sigorta deyince son zamanlarda bir bestir aldı başını gidiyor. Ama özel sağlık sigortaları için henüz bunu belki diyemeyiz değil mi? Yok Hatice? Henüz bunun için deklar edilmiş bir şey yok. Fakat tabanda bir takım çalışmalar sürüyor. Hı hı. Özellikle tabanlayıcı sağlık sigortası ile ilgili çalışmalar var. Ama burada nasıl bir formül kullanılacak belli değil. Tamam. Sadece içerikler alınıyor. Bunlar değerlendiriliyor. Sonrasında nasıl bir yol izlenecek kesinleşmiş bir şey yok. Tamam, onu da vurgulayalım. Burada şöyle bir şey var. Özel sağlık sigortasında artış oranı biraz önce kurumsallardan bahsetmiştik. Hı hı. Kurumsal sigortalar Türkiye'de çok ciddi anlamda bir yer kaplamaya başladı. Grup sigortalı sayıları artıyor. Doğal olarak burada sağlık sigortasını öğrenen bireyler ve dışarıda başlarına bir şey geldiğinde ceplerinden çok fazla para ödeyen kişiler özel sağlık sigortasını yaptırmaya başladı ve devam ediyor. Çünkü bugün özel hastanelerin birçoğunda A sınıf hastanelerin bir kısmında da kısmi olarak SGK ile anlaşmalı branşlar var. Fakat burada şu demek değil. SGK ile anlaşmalı olduğunda o hasta %100 her şey SGK tarafından karşılanmıyor. Kişilere belli farklar çıkıyor. Bu farklar da aslında ciddi farklar. Sigortalılar bunları hastanede de öğrenebiliyorlar. Çünkü oradaki personel de aslında bunu yaptırsaydınız cebinizden bu tutarlar çıkmayacaktı diyebiliyor. Bu şekilde öğreni de artıyor. Kişiler yavaş yavaş sağlık sigortasını da öğrenmeye başlıyor. Hizmet alınca bir anlıyor, işin kesinlikle farkını anlıyor. Bir de sigortacı bir şey gelince anlıyor ya da araştırınca anlıyor ama. Kesinlikle. İnsan kendi başına bir şey gelmediği zaman o noktada kesin kararlı olmuyor maalesef. Çünkü çok ciddi tutarlar ödüyoruz. Burada evimizi arabamızı satsak bu maliyetleri karşılayamayız. Çok ciddi giderler var. Doğal olarak da kişiler bunları öğrenerek bir süreci yürütüyor. Fakat şöyle bir yargı var Asuman. Sağlık sigortası çok pahalı geliyor insanlara. Yani aslında bunu tam olarak bilmiyorlar. Sigorta şirketleri de bunu daha minimize etmek, herkese uygun olabilmesi adına yapmış oldukları çalışmalar var. Sigorta şirketleri daha da alta inmek istiyor aslında ve sigortalı portföyünü arttırmak istiyor. Bunun için ekonomik tabii çekmesi lazım aşağı. Kesinlikle ekonomik paketler yaratıyorlar. Modüler yapılar yaratıyorlar. Seçebilecekleri işte alternatifler yaratabiliyorlar. Bir kişiye aslında en fazla gerekli olan sağlık sigortası şekli yatarak tedavili sağlık sigortası. Çünkü bugün ayakta tedavileri bir şekilde hepimiz cebimizden karşılayabiliyoruz. Muayeneyi ödeyebiliriz. Yaptıracağımız tetkikleri ödeyebiliriz. Ama maalesef başımıza ciddi yatışlı bir tedavi geldiğinde buradaki maliyetlerde şöyle bir düşünüyoruz. Cebimizden çıkarabileceğimiz tutarda olmayan çok yüksek maliyetler olabiliyor. O yüzden ben pek çok insana şunu tavsiye ediyorum. Ayakta yatışlı tedavili bir poliçe maliyetli geliyorsa sadece yatarak bir poliçe almak bu maliyeti ciddi anlamda düşürüyor. Şimdi hemen şu geliyor aklıma. Hekimlerimizin çoğu hastanede elinizin altında. Bütün tabii sağlık hizmetlerine erişiyorsunuz ama birçok hekimimiz bizim yatarak poliçesini yaptıran insanlar. Yani tabii, buradan tabii baktığınızda bir sağlık çalışanın hekiminin bütün imkanları olduğu halde yatarak poliçesini mutlaka alıyor. Mesela bu da benim için önemli bir gösterge aslında baktığımda. Tabii. Çünkü
kendi hastanenin içinde olsa da bunlar maliyetleri yüksek şeyler. Hani kesinlikle. Bir yere kadar herkes karşılayabilir. Bunu da herhalde bir not olarak söylemek lazım diye kesinlikle. Düşündüm. Kesinlikle. Ekonomik paketler dediğimizde A+ hastaneleri çıkardığımızda bu paketlerin içinden daha uygun fiyatlı poliçeler yaratmış oluyoruz. Kişilerin cebine daha uygun. Yani ayakta yatışı bir tedavi ile yatarak tedavi arasında neredeyse %25-30 fiyat farkı var. Doğal olarak da burada ya da şunu da öneriyoruz. Şimdi tamamlayıcı sağlık sigortaları gündemde biliyorsunuz. Evet. Eğer yatışlı tedavi de sizin bütçenize pahalı geliyorsa tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırın muhakkak diyoruz. Yine aynı şekilde özel hastanelerden faydalanıyor bu kişiler. Yine gittiklerinde orada bir takım farklar çıkıyor. Bu farkları ceplerinden ödememiş oluyorlar. Sigorta şirketi olarak bu farkları biz ödüyoruz. Burada kıyaslama yaparsak da yatarak poliçelere göre tamamlayıcı poliçelerinde fiyatları neredeyse %20-25 daha düşük. Böyle olunca maliyetler oldukça azalmış oluyor. Bilmiyorum, örnek vereyim istersen lütfen, rakamsal lütfen. Olarak. Tamamlayıcı sağlık sigortasında bir yıllık primler 250 liradan başlıyor yatışlı tedavilerde. Yaşla beraber artarak devam ediyor. Ayakta yatışı bir tedavili poliçe alacaksa tamamlayıcı sağlık sigortasında burada da 450'lerden başlıyor ve yaşla beraber artıyor. Aslında şöyle Nadia. Bir yıllık. Tamamlayıcı sağlık sigortasında izleyicilerin bir kısmı tahmin ediyorum anlıyor. Onu biraz daha açabiliriz açalım. Ama hemen açalım. Şunu söyleyeceğim. Şimdi sigorta şirket her geçen yıl rakamlara, istatistiklere baktığınızda özel sağlık sigortalı sayısının arttığınızı mesela evet. Bu sene %24'lük bir artış olduğunu var. Mevcut rakam üzerinden evet. Gördünüz. Özel sağlık sigortaları pahalı mı diyorduk? Evet, eskiden herkesin yaptıramayacağı poliçeler vardı. Evet. Çünkü bir de standart, şimdi ben de sanıyorum 10 yıl oldu sağlık sektöründe yani. Sağlık sigorta sektörü, evet. Medyaya girmeden önce ben sigortacılık yapıyordum, onu söyleyeyim. O zaman bizim sanıyorum 6-7 tane standart poliçemiz vardı 10 küsür yıl önce şey olarak. Yani sabit oynayamadığınız evet. İçinde almanız gereken, aldığınız hizmetler belli, o hizmetler üzerinde oynayamıyordunuz. Ve bunun da belli bir gideri vardı. Yani yanlış söylüyor muyum bilmiyorum ama son yıllarda mesela geçtiğimiz yıl ben poliçemi yenilerken sağlık sigortamı bana acentem Rezan abla buradan da selam söyleyelim. Dedi ki ya Suman modüler poliçeler var. İstediğin kılavuzu, istediğin hizmeti alabilirsin ve buna göre de bir fiyat çıkıyor evet. Dedik. Ve hakikaten istediklerimi seçtim. Hani yaşıma baktım. İmkanlarıma baktım ve kendime göre gerçekten eski primime göre daha ucuz bir poliçeyle yeniden sağlık sigortalı evet. Oldum. Bu benim için çok önemli bir avantajdı. Aslında sen modüler poliçelerden bundan bahsediyorsun. Tamamen evet. Kişinin seçimine bırakıldı. O yüzden de zaten fiyatlar ucuzladı. O yüzden de insanlara herhalde kısmen cazip geldi. Doğru mu ifade ediyorum ben? Şimdi şöyle, var mıdır? Bilinçli sigortalı için bir şeyleri seçip almak doğru bir yol. Hı hı. Ama sigorta mantığını hiç bilmeyen bir kişi için bir şeyleri seçip almak olmuyor. Neden? Çünkü neye ihtiyacı olduğunu kişi çok iyi bilmiyor. Burada baz ürünlerle başlamak lazım. Ya da kişiyi anlatacak acentenin ya da sigorta şirketinin elemanlarının olması lazım. Yani burada öncelikle özel sağlık sigortası nedir? Nasıl faydalanılmalı diye anlatılması lazım. Şimdi modüler ürünler bilinçli sigortalı için. Örneğin yurt dışı tedavisi olsun, doğumum olsun, bu olsun, bu olsun şeklinde seçimler onları gerektiriyor. Ama şöyle ürünler var şimdi piyasada. Nedir? Yatışlı tedavi. Üzerine sadece tahlillerin olduğu bir paket aldığında başka bir poliçe şekli oluyor. Ne oluyor? Doktor muayenesini cebinden ödüyor, ilacını cebinden ödüyor ama ileri tetkiklerini poliçenin içinden karşılatabiliyor. Çok ideal bir poliçe şekli. Ya da içinde kan tahlilleri olsun. Bir de görüntüleme olsun dediğinde, bir de yatışlı tedavi olsun dediğinde ayrı bir paket alıyor. Bence en güzel ürün bu. Maliyeti de düşük. Neden? Yine muayenesini kendisi ödeyecek, ilacını ödeyecek ama kan tahlili istediğinde doktoru onu yaptırabilecek. Doktor bir görüntüleme istediğinde, ultrason, MR, BT gibi bir şey istediğinde de yine o paketini kullanacak. Yatışına karar verildiğinde yine o paketten karşılıyor olacak. Bunun üstü zaten ayakta tedavili poliçelere geçiyor. Fiyatlar tabii ki fark ediyor. Muayeneyi ve ilacı çıkardığınız zaman ya da fizik tedaviyi çıkardığınızda biraz önce bahsettiğim hap ürünler tabii ki çok daha uygun fiyatlara geliyor. Ama ileride tabii ki modülere doğru gidiş olacak. Ben bunu istiyorum, istemiyorum ama sigortalıların da hem bilinçli hem de bu havuzun büyümesi lazım. Bu sisteme gidebilmek adına. Sektör şimdi minik minik ürünler arıyor.
hani daha uygun, sigortalıların anlayabileceği, özel sigortayı yaptırmadan önce aslında alıp da bunun nasıl bir hizmet olduğunu görebileceği ürünler de düşünüyor. Şu anda bunlar üzerine de yapılanmalar var. Şimdi şöyle, tabii genç insanın riskleri çok daha azdır. Evet. Sağlık riskleri çok daha azdır. Yaşınız ilerledikçe sağlık riskleriniz vardır. Genetik genetik hastalıklarınız varsa bunlar da priminizi etkiler. Gençseniz daha ucuza sağlık poliçesi yaptırabilirsiniz. Tabii. Yaşınız ilerleyince ya yaptıramıyorsunuz. Bazen maalesef poliçeyi almıyor sağlık sigorta şirketleri. Evet. Bu da tabii üzen bir şey insanları bazen. Evet. Siz de kendinizi korumak adına bazen yapamıyorsunuz bazı şeyleri zannedersen. Evet. Biraz bundan bahsedelim. Mesela bir aile poliçe alacak. İşte anne 45 yaşında diyelim. Eşi 45 yaşında. Çocukları 10-15 yaşında. Mesela burada bir bize resim çizer misin? Tabii. Aslında şimdi özel sağlık sigortaları kimleri kapsıyordan birazcık bahsedeyim istersen. 0 yaş ile 64 yaş arasındaki kişileri kapsıyor özel sağlık sigortası. Bu aralıktaki bireyleri sigortalıyoruz. Diyelim ki kişiler işte belli yaşa geldiler. 64 yaşına geldi bizim kendi sigortalımız. Ömür boyu yenileme garantisi hakkı dediğimiz bir şey var. Yani ömrünün sonuna kadar sağlık sigortası yaptırabilmesi için de bir yenileme garantisi hakkına sahip olması gerekiyor. Sağlık sigortalarını yaptırırken. Eğer bu hakkı kazanırsa Asuman ömrünün sonuna kadar sağlık sigortalı olarak devam ediyor. Ama kişi 64 yaşından sonra bu yenileme garantisini alamıyorsa 75 yaşına kadar özel sağlık sigortaları onu sigortalıyor. Yenileme garantisi aslında ayrı bir detay. Şu gereksiz sağlık poliçesini kullanmamaya teşvik eden bir şey. Tabii ki ihtiyacınız olduğunda kullanmalısınız ama ihtiyacınız olmadığı durumlarda gereksiz kontrol amaçlı gidip tahlil tetkik yaptırmayın diye. Ve bunun sonucunda da belli bütçelerle bunu yürüterek ömrünüzün sonuna kadar sağlık sigortası yaptırın diye verilen bir garanti şekli. Şimdi aile poliçesi diyelim ki geldi anne baba ve çocuk. Şimdi yaşlara bağlı olarak tabii primler değişiyor. Sağlık sigortası yaşa göre prim veriyor. Böyle olunca aile hep bir arada sigortalandığında eşler olabilir, eşlerle beraber çocuklar olabilir. Bir de onlara aile indirimi veriyoruz aslında teşvik etmek için. Bu da %10'dur. Sektörde genelde böyle bir indirim oranı var. Özel sağlık sigortası yaptırmak istiyorlar, bir prim öğrenmek istiyorsun. Genel olarak burada süreçler mi nasıl yönetiliyor onu mu öğrenmek istiyoruz. Primler şöyle, diyelim ki çocuk 3 yaşında bir çocuk. Yatışlı tedaviden bahsedelim ne kadar prim ödeyeceğini. Aşağı yukarı orada çocuğumuzun primi eğer normal bir paket, yatışlı bir paket alırsa ekonomik değil. İşte 450'lerde 500'lerde. Yıllık primi bu. Anne 30 yaşında demiştin. Aşağı yukarı yatarak. 45 çocuğu, demiştim ben bir defa. 45 demiştim 45 olsun. Yapalım. 30-45 mesela o aralığı gene evet, söyleyebilirsin. Yani 650-750'lerde onu diyelim. Baba primi de bu civarda olduğunda. Yani maliyet toplamda yıllık 2000-2500 lira civarında yani bir poliçe. Yatışlı tedavi. Çekirdek ailenin işte evet. 0-5 yaş arası bir çocuğu olsun. Evet. 40'lı evet. yaşlarda olsun kişiler. Aile paketi için 3000 civarı. Maksimum öyle. Yani evet. yıllık yani bir yıllık. Fena da görünmüyor. Bunun yani. Üzerine aile indirimleri geliyor. Sektörün belli yaş altındaki kişilere vermiş olduğu özel indirimler var. Onlarla bu 3000'lik maliyet daha da düşüyor aslında. Ben sadece bas primlerden giderek söylüyorum. Bu aslında baktığınızda bütçemizi çok fazla zorlayacak primler değil. Tabii şu var, maaşlarımızın belli bir ortalaması var. Eğer bu hitap etmiyorsa tamamlayıcı sağlık sigortası hitap edebilir. Ya da ekonomik ürünler hitap edebilir. Niye gerekli bu özel sağlık sigortası? Yani şundan gerekli. Hepimiz kasko yaptırıyoruz arabalarımıza. Aman hemen arabayı alıyoruz gidip kaskomuzu yaptırıyoruz. Aman bir şey olsa çarparsak ödensin diyoruz ama sağlığımıza bir şey geldiğinde bunu bu şekilde düşünmüyoruz. Bu mantık henüz bu şekilde gelişmedi. Çabuk ulaşılabilir. Başımıza bir şey geldiğinde eğer bu ciddi bir şeyse iyi teknolojilerle daha konforlu alanlarda daha... Tecrübeli demeyeceğim, çok yanlış olur. Ben de hekimim biliyorsun, meslektaşlarıma karşı bir şey söylemek istemiyorum ama daha tecrübeli, daha böyle daha iyi tedavi alma şansını sağlıyor. Belki
belki çok istediğin yerde, istediğin hekime gitmek merkezinde işin herhalde biraz. Evet, mesela aynen ben şu öyle hastanede işte atıyorum marka bir hastane. Tabii her marka hastanede süper hizmetler veriliyor diye kesin bir şey de yapamayız. Yok. Ne yerlerde ne güzel hizmetler veriliyor ayrı konu o. Ama seçim şansınız çok fazla. Hekim tercih etme şansı aslında. Hı-hı. Bu hastaneye baktığımız zaman bugün özel hastanelerin çoğu zaten konforlu hastaneler. Otelcilik hizmeti sunan hastaneler. Evet. Önemli olan tabii dış cephe değil iç cephe. Ben hep onu söylüyorum. Hı hı. Tercih ederken de mutlaka hekimlere nedir, ne yapmışlar, nereden gelmiş mutlaka bakılması gerektiğine inanıyorum. Bu yüzden özel sağlık sigortası önemli. Şimdi yeni yeni teknolojiler çıkıyor. Biliyorsun robotik cerrahiler var. Laparoskopileri geride bıraktık. İşte çeşitli tümör... Nadia, sözünü böldüm. Reklama tabii çıkmam lazım. Tamam. Sağlık teknolojisiyle, yüksek teknolojiyle devam edeceğiz. Sigorta sistemindeki yeri ve neden tercih edilebilirle ilgili dair. Değerli izleyenler, sağlık sigortalarını Türkiye'de konuşmaya devam ediyoruz. Lütfen sorularınız varsa sağlık raporu hashtag adresimizden ve benim Twitter adresimden Asuman Uğur ulaşınız. Araya gidiyoruz. Sonra Nadia Güher'le tekrar devam edeceğiz. Değerli izleyenler tekrar merhaba sağlık raporundan. Bugün Türkiye'de sağlık sigortalarını konuşmaya devam ediyoruz. Sağlık sigortaları yöneticisi uzmanı değerli konuğum Nadia Güher yanımda. Merak ettiklerinizi lütfen bize Twitter adreslerimizden sorunuz. Nadia, reklama gideceğimiz için sözünü bölmüştüm. Sağlık teknolojisinden bahsediyorduk. Yani özel sağlık sigortası neden yaptırmalıyız, yaptırabiliriz dedik. Daha hızlı erişim, istediğimiz hekimi seçme özgürlüğümüz var. Evet. İstediğimiz hastaneyi ve hizmeti daha kısa sürede alıyoruz. Bu meyanda ve sağlık teknolojisine dem vurmuştun. Ne söylersin? Şimdi gitgide tabii teşhis yöntemleri değişiyor Asuman. Daha ileri teknikler geliyor. Tabii ki devlet bunları sağlıyor. Ama özel sigortalarda bu işin süreci daha hızlı oluyor. Çünkü bize geliyor yeni yöntemler çıktığı zaman bu ilaç ödenir mi ödenmez mi? Tabii ki bunların hepsi önce Sağlık Bakanlığı onayından vesaireden geçip bize geliyor. Geri ödemede Sağlık Bakanlığı onaylı olmayıp Tarım Bakanlığı onaylı olan ilaçlar da var aslında. Ya da yeni bir teknoloji çıkıyor. Örneğin işte robotik cerrahiler. İlk soru özel sigortalar bunu karşılar mı diye bize geliyorlar. Tabii ki devlet bunları karşılıyor. Bir kısmını karşılıyor, bir kısmını karşılamıyor. Aynı şey özel sigortalar içinde. Bir kısmını karşılıyoruz, bir kısmını karşılamıyoruz. Ama burada dediğim gibi ulaşılabilirlik çok önemli. Kısa sürede, kısa vadede bir konseyle işte hastanelerdeki hocalar bir araya gelip eğer o kişi için en iyi yolun hangisi olacağına karar verilecekse bazen böyle toplantılar yaparak o kişi için en ideal tedavi yöntemini de seçebiliyorlar. Üniversitede de vardır bunlar. Bunlar değişmiyor aslında. Ondan bahsetmek istemiştim. Ama şunu da hemen giriyorum ama devlet şimdi özel sağlık sigortaları her türlü hizmeti karşılamıyor. Sen de satır aralarında söyledin. Yani aslına baktığında bir estetik operasyonları devlet de karşılamaz. Özel sağlık sigortaları da karşılamaz ama devlet büyük bir oranda vatandaşına tüm hizmetleri sunuyor. Özel sağlık sigortaları birçok hizmeti aslında hariç tutuyor. Yani özel sağlık sigortası niye yaptırmalıyız? İyi hoş çok güzel avantajları var ama karşılamadığı çok fazla sayıda da şey var. Sağlık hizmeti var ama gün be gün karşıladığını biliyorum, arttığını biliyorum. Yani hizmet yelpazesini sigortalıyı mağdur etmemek için arttırdığını da biliyorum. Belki bunlarla ilgili birkaç cümle söylersin. Devletimizin sigortasını gene ayrı tutalım, yüksekte tutalım diyeceğim ben. Tabii şimdi şey var, genel sağlık sigortası ile özel sağlık sigortası arasında farklılıklar var. Şimdi genel sağlık sigortası doğduğunuzdan itibaren olan bütün her şeyinizi karşılar. Hastalık anlamında söylüyorum. Özel sağlık sigortalarının kuralıysa, poliçe yaptırdığınız tarihten sonraki giderlerinizi, rahatsızlıklarınızı karşılar. Öncesini kapsam içine almaz. Ha, alabilir, nasıl alır? Sürprimle, ek primle kapsam içine aldığımız rahatsızlıklar da oluyor. Bu aslında en önemli iki fark aradaki. Bunun dışında tabii ki özel sağlık sigortalarında bireyseller ve kurumsalları da birbirinden ayırmak lazım. Kurumsal poliçelerde grupların isteğine bağlı esnediğimiz örneğin psikiyatrik giderler, diş giderleri. Bunlar kurumsal poliçelerde şu anda ödeniyor. Ama bireysel poliçelere baktığımızda psikiyatrik giderler poliçe kapsamı içerisinde değil şu anda.
dişle ilgili giderleri de paket halinde yavaş yavaş sunmaya başladık aslında sektör olarak. Diş çok önemli, evet. Türkiye'nin ortak ama bu bir teminat sorunu olarak verilmeyecek. Hı hı. Bu sadece minik minik hazırlanmış paketlerin sunulması şeklinde olacak özel sağlık sigortalarında. Tabii ki devletle aramızda bir takım farklılıklar, hı hı, olacaktır. Çünkü özel sigortalarda bir ticari kuruluş olarak bakmak gerekir. Onun da yönetilip yürütülebilmesi için bazı şeylerin sınırlandırılması gerekiyor. Ama şunu söylemeden geçemeyeceğim. Gerçekten başınıza ciddi bir hastalık geldiğinde sağlık sigortası sonuna kadar yanınızda. Örnek vereyim bir vaka. Yaklaşık işte 2 sene kadar yoğun bakımda kalmış. Birkaç tane operasyon geçirmiş bir sigortalımıza yaklaşık 1 milyon 100 bin liralık civarında bir tutar ödedik. Şimdi ve en konforlu hastanelerden birinde yattı. Sigortalının cebinden hiçbir şey çıkmadan o hastaneden çıkabildi. Hangi birimiz bunu karşılayabiliriz? Çok zor. Sonuç itibariyle özel sağlık sigortası da her zaman yanınızda diyebiliriz. Şimdi şuna satın aralarında değindik ama özel sağlık sigortada olmak için başvuruyorsunuz. Bir beyanda bulunuyorsunuz. Aynen öyle. Yani o anda sağlıklı olduğunuzu ya da daha önce hangi hastalıkları, rahatsızlıkları geçirdiğinizde iyi niyet kuralları çerçevesinde, kesinlikle, ve doğru olduğunu düşünerek siz beyan etmek zorundasınız. Sigortalı sizin orada beyanı... Sigorta temsilcisi, sigorta şirketi, evet, aslında sizin beyanınıza bakarak ilerliyor. Ama kesinlikle, beyanınızda bir yalan varsa, doğru olmayan, gerçeklik payı olmayan bir şey söylediyseniz sonra hizmet sırasında bunlar ortaya çıktığında sorunlar çıkıyor. Bunu da söyleyelim. Yani doğru beyan esastır özel sağlık sigortalı, evet, olmak doğru için. Oradaki rahatsızlığı da söylemek lazım, kesinlikle, herhalde. Eğer kişi bize beyan etmemişse ve biz bu rahatsızlığı buluyorsak o rahatsızlıkla ilgili giderlerini hiçbir şekilde ödemiyoruz. Poliçesini iptal etmiyoruz çoğu zaman ama kapsam dışı mutlaka konuluyor. Tabii buradaki beyansızlığın ne ölçüde olduğuna bakmak lazım. Bizim için şu beyan gerçekten çok önemli. Çünkü ona göre kişiyi değerlendiriyoruz. Gerekli gördüğümüz kişileri poliçe öncesinde yaptırmadan evvel check-up'a gönderebiliyoruz. Siz karşılıyorsunuz, şirketler tabii, karşılıyor. Aynen bunları öyle. Check-up'ını biz karşılıyoruz. Orada sağlık taraması dediğimiz çok detaylı bir tarama olmasa da genel bilgilerle sağlık sigortasını yapmaya çalışıyoruz. Poliçe öncesinde bir rahatsızlığı var. Örneğin hipertansiyonu var, diyabeti var. Bunun gibi kronik hastalıkları varsa da son dönemde yaptırmış olduğu tahlil, tetkik varsa bunları alıyoruz. Tiroidiyle ilgili bir sıkıntı varsa da bunları istiyoruz ki isteme gerekçemiz acaba bu rahatsızlıkları sür prim uygulayarak, ek prim uygulayarak daha doğrusu poliçe kapsamı içine dahil edebilir miyiz? Yani önceden gelen hastalıkların bir kısmı poliçe kapsamı dışında kalırken bir kısmını da ek primle poliçe içerisine dahil edebiliyoruz. Bu grup genelde bir sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer. Yani bir hastalıkları var, ben bundan sonra cebimden çok para ödemeyeyim, aynen, devletten de arzu ettiğim şekilde hizmet alamıyorum diyen bu şartlarla size başvurup, tabii, poliçelenebiliyor. Yani bir kanser hastası, kronik hastalığı olanları da belli şartlar dahilinde poliçeye, yani eskiden hastalık geçirenleri ya da mevcut kronik hastalığı olanları özel sağlık sigortaları belli kapsamlarla, belki fiyatları artarak sür primle ve muafiyet koyarak kapsama altına, kesinlikle, alabiliyorlar. Bunu da söyleyelim. Kesinlikle. Yani kişinin kanseri olmuş olabilir. Geçmişte kanser tedavisi görmüş olabilir. Biz burada baz olarak bir yılı en azından tedaviden sonra bir yılını doldurmuş olmasını, hı-hı, istiyoruz. Daha sonra bize başvurduğunda ilgili rahatsızlıklarını kapsam dışı bırakarak poliçe, hı-hı, kapsamı içine dahil ediyoruz. Burada iyi bir underwriting yaparak diğer hastalıklarını da düşünerek hepsini değerlendiriyoruz. Yani senin hastalığın var, sana sağlık sigortası yapmıyoruz demiyoruz. Evet. Her şeyle değerlendirip özel sağlık sigortası kapsamı içine almaya çalışıyoruz. Şunu soracağım, tamamlayıcı sağlık sigortasına geleceğiz ama bir de şu var, özel hastane, bu bir, ben de soracaktım, bir izleyicimiz de sormuş. Bir hastane, şimdi A grubu, A plus hastanelerin %80 herhalde ortalama, evet, özel, evet, sigortalılardan gelirlerini elde ediyorlar. %20'si cepten ödüyor dedik. Keza orta ölçekli hastanelerde özel sigortalıların payı oldukça arttı. Onu söyleyelim. Ama özel hastaneye özel sağlık sigorta olarak gittiğinizde sanki bir... Hem benim kafamdaki soru işaretleri hem de izleyicilerimizin kafasındaki soru işaretleri gereksiz yere bir tahlil, tetkik... hastanenin yazması, hekimin yazması gibi bazı durumlar olduğu
söyleniyor. Şimdi bu sizi aslında sizin cephenizden baktığınızda sizin için mutsuz edecek şeyler. Çünkü siz de cebinizden daha fazla para karşılamış Kesinlikle. Oluyorsunuz. Daha fazla ödeme yapmak zorunda kalıyorsunuz hasta için. Hastanelerin düşündüğü boyutta ayrı. Bununla ilgili ne söylersin? Sen böyle durumlarla karşılaşıyor musunuz? Ya da karşılaşınca ne yapıyorsunuz? Kimseyi suçlamıyorum ama bu herkesin dilinde konuşulan bir şey. Kesinlikle doğru bir tespit aslında. Şöyle bir şey var. Malpraktisler Türkiye'de de artık gündeme gelmeye hatalı başladı. Hatalı tıbbi uygulamalar. Evet, hatalı tıbbi uygulamalar. Şimdi hekimlerin bir takım endişeleri oluyor bundan dolayı. Bir şeyi atlamamak için de yapabileceği tüm tahlilleri gerekli gereksiz isteyebiliyor. Birincisi bu. İkincisi, hekimlere hastanelerin verdiği hak edişler, biliyorsunuz. Bazı hastaneler, özel hastaneler, hekimlere yazdıkları tetkiklerden, yaptıkları işlemlerden bir para vererek onu orada istihdam ettiriyor. Bu da ikincisi. Şimdi bu ikisi birleştiği zaman hekim orada aslında çok zor durumda kalıyor. Çünkü işte bir şeyin teşhisini atlamamak için bir sürü tahlil yazabiliyor. İkincisi, hastanenin bir takım beklentileri var, bunu karşılamak olan istiyor. Olan vatandaşı oluyor Nadia. Kesinlikle. Olan aslında hepimiz oluyor. Çünkü hepimiz aynı taraftayız, onu düşünüyorum. Ağır basarsa da bir gün batacaktır bu. Burada belki daha sistematik gidilmesi gerekiyor. Ne yapılmalı? Belki hastane bu hak ediş şeklini değiştirmeli. Daha farklı sistemlere gitmeli. Bunlar kalkarsa belki hekim daha rahat çalışacaktır. Malpraktis tarafına geldiğimiz zaman zaten bir komplikasyon dediğimiz var. Bir de doktor hatası dediğimiz durum var. Şimdi bunlar yapılan işlemlerden dolayı atlamama şansı olmayabilir. Bunu minimize etmek için de... Hepimiz insanız. Yani hekim de hata yapabilir. Kişiler ki geri dönüşü olsun. Yani kalıcı bir şey olmasın. İşte eğitimlerle desteklemeler. Hastane içinde belki baka bazı değerlendirmeler. Aylık toplantılar. Yani hastanelerin de aslında yapması gereken pek çok şey var. Bu konuda hekimlerle belki aylık toplantılar yaparak işte bir vaka... Yatışlı tedaviler vaka bazı tartışılıyor ama ayakta tedavilerde kişilere ne istenmiş, ne kadar istenmiş... Ne oluyor şeklinde bir uygulama yok sektörde. Bence bunun yapılması lazım. Hekimlere aylık toplantılar yapılmalı. Hekimlerin tanılarına, istedikleri tetkiklere doğru mu değil mi? Bence bir bunlara da bakılmalı. Çünkü hepimiz aynı tıp fakültesinden mezun olmuyoruz. Aynı hocalardan eğitim almıyoruz. Bence bunlar da hastane tarafından biraz desteklenirse... Maliyetleri hepimiz kontrol ederiz. Ya şimdi Amerika'da sağlık hizmetleri çok pahalı olduğunu söyleriz. Bizde nispeten çok Tabii. daha ucuz. O yüzden hani sağlık turizminde cazip ülkelerden biriyiz. Ama şu var, Amerika'da da hekim bir şey yaptığında kaç yere hesap vermek zorunda. Bunu Tabii. niye istedin? Tabii. Amacın Tabii. neydi? Ya Tabii. da belli kotaları var yani. Tabii. Hekimin bir karnesi çıkıyor belki yıl sonunda, yani çok detaylarını bilmiyorum ama bir hekimle ilgili bir devletin, sistemin şeyi var, raporu var. O raporlamaya göre de hekim gerektiğinde hesaba bile çekilebiliyor. Yani Tabii. bizde sanıyorum bu işler biraz daha rahat ilerliyor maalesef, değil mi? Biraz arttı Osman. Burada da artık her şey tek tek değerlendirilmeye başlandı diyebilirim. Halk bilinçlendi, insanlar bilinçlendi. Kişiler şu anda soruyor hekime, neden bana bunları istedin diyen bir sürü aslında akıllı hasta var. Akıllı hastalarımız bizim çok evet. akıllandılar. Çünkü internet var artık, biliyorsun maalesef herkes bir hastaneye gitmeden bende bu rahatsızlıklar var deyip girip bakıyor. Evet. Bu da çok doğru değil, çünkü bu sefer birkaç tane hekime gitmek durumunda kalıyor kişi. Kafasındaki tanı teşhis desteklensin diye hekim gezen bir hasta profili de var. Bazen aslında hasta da değil. Bunların da değişmesi lazım. Yani bilinçlenmek hepimizin yapacağı şey. Evet, internetten bir şeyler açıp okuyabiliriz. Ama bunlar, orada yazılanlar tabii bizim tıbbiyede öğrendiğimiz bilgilerle çok bağdaşmıyor. Hekimleri burada biraz korumak, sigortalının da bilinçlenip biraz hekim sorgulaması lazım. Bu iki şey bir araya geldiğinde, hastanenin de aynı zamanda hekimle bir koordinasyon kurup dediğim gibi bu toplantıları güçlendirirse... Burada iyi bir korelasyon sağlanabilir. Ya hastaya da gereksiz fatura çıkmasın, özel sigorta tabii, şirketine de gereksiz tabii. fatura çıkmasın. Sonuçta şöyle aslında, her yıl tabii poliçeler yenileniyor. Onu da soracağım aslında. Yıllık değil de uzun vadeli poliçeler olabilir mi diye de soracağım evet. ama sana bilmiyorum. Buna bir cevabınız olabilir mi? Ama sonuçta her yıl poliçeniz yeniliyor ve poliçenize çok kullandıysanız,
sağlık evet. hizmetlerinizden evet. dolayı seneye siz daha fazla prim ödüyorsunuz. Doğru. Yani öyle de bir durum var. O yüzden hani özel hastanede bu işi yaparken yani gereksiz yani hekim malpraktisten hatalı bir şey yapmamak için kendini evet. korumak adına yapabiliyor. Kesinlikle. Fazlasıyla tetkik tahlil isteyebiliyor dedik. Hani bunu bilinçli ya da bilinçsiz yapan var. Belki çok da hastanenin ticari çıkarları için yapılabilen durumlar var. Ama sonuçta gene bunun faturası hastaya çıkabiliyor. Kesinlikle. Özel sigortalı olsanız bile seneye priminiz artıyor. Minik belki oynamalar var Tabii. ama bu da bence anlamlı bir şey. Bu çok önemli. Şimdi kişilerden belli bir prim alıyoruz. Yıllık prim. Kişinin kullanımına bakıyoruz bir yıl içinde ne Tabii. kadar kullanmış. Ödediği primin eğer altında kalırsa problem yok. Bir sonraki sene sadece sağlık enflasyonu oranında primleri artıyor. Ama kullanım artmışsa, ödediği primin üzerinde bir kullanımı olmuşsa, işte ona da hasar prim oranı diyoruz ki yükseliyor ve önümüzdeki sene primini etkiliyor. Hani biz kaskoyu biliyoruz dedik ya daha çok. Aynı evet. kaskoda trafik sigortasında Aynen. çıkan primler gibi sağlık sigortasında aynı mantık var. Çok doğru. Hı-hı. Kullanmazsanız indirim alıyorsunuz. Hı-hı. Çok fazla kullanırsanız da bindirim oluyor. Heh. Ama burada koruyan bir tabii taraf da var. Sigorta şirketlerinin farklı uygulamaları var. Her sigorta şirketi aynı oranda yükleme yapmıyor. Buna da dikkat etmelerini öneririm sigorta yaptırmaları durumunda. Çünkü belli sigorta şirketlerinin belli bir oranı var. Hı hı. O oran sizin yine kesenizi çok zorlamayacak derecede ama bazı sigorta şirketleri çok ciddi sür primler alıyor. Peki, hastalık ek primleri alıyor. Şunu soracağım. Melih hocamızın sorusu. Selam Tabii. söyleyeyim kendisine yayına Melih Bulut'un. Kısa yıllık değil de uzun vadeli poliçeler gündemde olabilir mi diyor. Bilmiyorum Nadia bir cevabın var mı? Sonra veteran var. Tamamlayıcı sağlık sigortasına son 5 dakikada konuşmak tamam. istiyorum. Melih hocama buradan sevgiler hı hı. sunuyorum. Şimdi uzun vadeli sigortalar henüz şu anda düşünülen sigorta poliçeleri değil. Türkiye'de henüz bir yıllık poliçeleri yapma durumunda zaten sıkıntıdayız. Hı hı. Uzun yıllık olabilmesi için önce bu havuzun bir kere büyümesi lazım. Belki 2 yıllık, belki 3 yıllık belli kurallarla sözleşmeler yapılabilir, poliçeler yapılabilir. Ama şu an gündemde değil Asuman'cığım. Tamam. Peki şimdi tamamlayıcı sağlık sigortasından bahsedeceğiz. Bu daha ucuz hem SGK ile anlaşmalı hastanelere gidebiliyorsunuz. Birçok kesim için daha cazip olmaya Hı-hı. başladı. Bir VTR hazırladık onunla ilgili. İzleyelim sonra 5 dakikada tamamlayıcı sağlık sigortası tamam. hakkında merak edilenleri konuşalım. Birazdan buradayız VTR'den sonra. Özel hastane kullanım alışkanlığının giderek yaygınlaşması, bununla birlikte hastaların ödemesi gereken fark ücretlerinin artması, devlet ve sigorta şirketlerinin yeni poliçeler geliştirmesine neden oldu. Tamamlayıcı sağlık sigortası da işte bu amaçla oluşturuldu. Özel sağlık sigortalarının aksine sigorta başlangıç tarihinden sonra ortaya çıkan hastalıklara ait muayene, tetkik ve tedavi giderlerini poliçede belirtilen teminatları ve özel şartlar dahilinde karşılayan tamamlayıcı sağlık sigortaları, toplumun farklı kesimleri tarafından ilgi görmeye başladı. Gelir seviyesindeki artışın hastanelere ödenecek fark tutarlarıyla aynı seviyede olmamasından dolayı katkı payını ödemekte zorlanan hastalar, ödeyecekleri fark tutarlarını düşürmek için tamamlayıcı sağlık sigortalarına yöneldi. Hastanın daha basit ve ucuz bir tedaviye yönelmesini ya da tedaviden tamamen vazgeçmesini engellemek için düzenlenen tamamlayıcı sağlık sigortaları, hasta ve doktorun fiyata endeksli bir modele kaymasıyla daha çok sigortalı tarafından tercih edilir oldu. Genel sağlık sigortası hak sahibi olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve genel sağlık sigortası hak sahibi olan yabancı uyruklu kişilerin yaptırabildiği tamamlayıcı sağlık poliçelerinin adedi ise Kasım 2016 itibariyle 355.420. Değerli izleyenler tekrar birlikteyiz. Tamamlayıcı sağlık sigortalarını konuşacağız son 5 dakikamızda. Bu da özel sağlık sigorta kapsamında yapılan bir poliçe. SGK ile anlaşmalı olan hastanelerde biliyorsunuz gittiğimizde katkı payı veriyoruz. O katkı payını da tamamlayıcı sağlık sigortaları devralıyor. Özel sigortalı tamamlayıcı sağlık sigortası olan katkı payı olmadan SGK ile anlaşmalı bir özel hastaneden hizmetini alıp yoluna devam edebiliyor. Nadia, ne durumdayız? TSS ile ilgili sen neler söylersin? Başta da söylediğim gibi TSS'de %64'lük bir artış var. Bu güzel. Hı hı. Tamamlayıcı sağlık sigortasını artık vatandaşımız öğrenmeye başladı. Bunu da nasıl öğreniyorlar? Hastaneye gittiklerinde evet SGK anlaşmalı mı? Evet SGK anlaşmalı olsa da özel hastaneler %200'e kadar farklar alabiliyorlar kişilerden. Çünkü SGK şöyle bir anlaşma yapıyor. Muayene için gittiğinizde diyor ki 50 liraya anlaşırım
diyor hastaneye. Örnek veriyorum, rakamlar değişken. Onun dışında kalan tutarı da hastane diyor ki tamam, SGK 50 lirasını ödüyor. Ama biz sizden de 100 lira fark istiyoruz doktor muayene için gibi farklar var. Bu tetkikte de olabiliyor, yatışta da olabiliyor. Pek çok şeyde fark alabiliyor. Tamamlayıcı sağlık sigortası ne yapıyor? Bu kişilerin ceplerinden çıkan farkları ödüyor. Bu da avantajlı hale getiriyor. Hem prim tutarları özel sağlık sigortasındaki primlere göre çok daha uygun. Hem de yine kişiler özel hastaneleri kullanabiliyor. Hastanelerin zaten kısmi ve tüm branşlarda olmak üzere anlaşmaları var bölümlerle. Kısmi branşlarda da yine aynı şey. Sigorta şirketlerinde yaptığı anlaşmalar var. Yatışlı bir tedavi görmek istediğinde de yine SGK'lı olarak gittiğinde yine SGK tarafında alınan, SGK'nın ödemediği özel hastane tarafında alınan farklar var. Bunu da karşılıyor. Yine bunları da karşılamış oluyor. Bu avantajlı bir poliçe şekli. Yine TSS'de de ömür boyu yenileme garantisi hakkını veriyoruz kişilere. Özel sağlık sigorta sınıfına yine sokuyoruz. Eğer kişi bir süre sonra ben tamamlayıcı sağlık sigortasından çıkıp A-Network'da hastaneleri kullanmak istiyorum dediğinde de özel sağlık sigortasında kullanmaya devam edebiliyor. Böyle bir sistem içerisinde. Tamamlayıcı sağlık sigortasını mutlaka bence herkesin yaptırması lazım Asuman. Yine çabuk ulaşılabilirlik, hekim tercihi burada da söz konusu. Hem SGK'dan, hepimizin biliyorsunuz maaşlarından pek çok prim SGK'ya kesiliyor. Hem SGK'mızı kullanmış oluyoruz. Hem de diğer kalan tarafı da özel sigorta tarafından karşılanarak sigortalıya avantajlı bir durum yaratmış oluyor. Sigortasız kalmayalım. Kesinlikle gerekli, buna inanıyorum. Ama tabii şu var, çok doğru dedin. Özel sigortalar sigortalısını bir anlamda denetliyor. Poliçesini belki gereksiz yere çok kullandığında ya da gerekli olduğu halde de çok kullanmak zorunda kalabiliyor. Sağlık sorunları olduğu için. Sigortalıya da bir karne not veriyorsunuz kesinlikle. Aslında. Buna göre de prim artışı yapıyor ama devlet hani birçok şeyi karşılıyor dedik ya. Keşke devlette de, yani o kadar çok biz vatandaş olarak da gereksiz sağlık hizmeti kullanıyoruz ki. Yani çok. Benim aslında hayalim keşke herkes için böyle bir karne çıksa. Devlete gereksiz bu anlamda maliyetler bindirmesek biz özel sağlık sigortamız olmasa bile devlete giderken gerçekten gerekmediğine inanmadıkça bir aile hekimine, bir hastaneye başvurmasak bunu da ben aslında ilerleyen dönemler için hayal edebiliyorum. Herkese bir karne, herkesin sağlık okuryazarı olmasının artması gerekiyor. Kesinlikle. Akıllı hastalar olması gerekiyor ki bu sistem sürdürülebilir olsun. Belki oradaki maliyetleri başka alanlara kaydırabiliriz. Bununla ilgili belki ekleyeceğim bir şey vardır. Aslında şöyle, tabii ki devlet şu anda pek çok şey yapmaya çalışıyor. Bunlardan bir tanesi biliyorsun birinci basamak aile hekimliği sisteminin kurulması. Ama henüz yaygınlaşamadı. Yaygınlaştığında inanıyorum ki birinci basamak aile hekimleri kullanıldığında hastanelere gerekli gidiş, gereksiz gidişlerin durdurulması da yine buradaki maliyetleri düşürecektir. Bunun dışında Medulla adında bir sistem kuruldu. Medulla ile birlikte en azından tanılar ve tetkikler, muayeneler, hekimlerin istedikleri tanılara yönelik tetkiklerin ne olup olamayacağı kontrol ediliyor. Bu da bir bariyer aslında. Gitgide bu artacaktır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum Nadia. Kapanışı yapacağım. Ondan önce hemen bir günün karesini vereyim. Dün gerçi VTR'sini vermiştik ama önemli olduğunu düşünüyorum. Vücudumuzda yeni bir organ adı geçiyor son günlerde. Mezenter bağırsak askısı. İnsan sindirim sisteminde gizlenmiş yeni bir organ keşfedildiği açıklandı. Aslında Da Vinci'nin zikrettiği bir organ olduğu söyleniyor ama bununla ilgili bilimsel çalışmalar arttı. Organ artık keşfedildi. Belki bütün anatomi kurallarını, anatomiyle ilgili bütün bilgileri bir kenara bıraktı. Son zamanlarda bunu konuşuyoruz. Bu organla ilgili bilgilerin artmasıyla da teşhis, tedavi ve hastalıkların kontrolünde, sürecinde, tedavisinde birçok yeni gelişmeler sağlayacağımızı umuyoruz. Hoş geldi yeni organımız mezenter bağırsak askısı diyelim. Nadia çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. İyi ki geldin. Sağlık sigortaları bir şirketinde yöneticisin, sağlık sigortaları uzmanısın ve aynı zamanda hekimsin. Hekim olarak sağlık sigorta sisteminin içinde bulunmakta tabii ki de anlamlı ve önemli. Zaten genelde hekim insanlar çalışıyor sağlık sigortaları bölümünde. Çok sağ ol geldiğin için.
tekrar görüşebilmeyi ümit ediyorum verdiğim bilgiler için. Çok mersi. Değerli izleyenler, sağlık raporunu bugün tamamladık. Türkiye'deki sağlık sigortalarını konuşmaya çalıştık. Yayınlarımızın tekrarını tvnet.com.tr web adresimizden izleyebilirsiniz. Sağlığınızı koruyabilmeniz, geliştirebilmeniz ve yönetebilmenizi diliyoruz. Tam iyilik halinde kalınız. Haftaya cumartesi 9'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.